Hocam tesbih namazıyla ilgili bilmemiz gerekenler neler? Bu gece bu tesbih namazını kılabilir miyiz? Kaç rekattır? Tesbih bir namazı kere, nasıl kılınır? Efendim tesbih namazı malum farz değildir, vacip değildir, nafile bir ibadettir. Yani nafile deyince bizim Türkçemizde senin yaptığın bu iş nafile o anlamda değil. Yani gönüllü demek. Mecburi değil ama gönüllü. Kulum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum. Yani bu geceyi ihya edeceğiz. Bir tarafta teravih namazı, yatsı namazımız, vitir namazı onları kıldık. Peki kaza borcumuz olduğu halde tesbih namazı kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Neden kılabiliriz? Sevgili Peygamberimizin hakkında teşviki bulunduğu nafile namazları kılabiliriz. Kaza borcumuz olmakla birlikte demek ki Peygamber Efendimizin hakkında teşviki bulunduğu mesela teravih namazı, mesela kuşluk namazı ve tesbih namazı. Tesbih namazı hakkında bakın sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Amcası Hazreti Abbas'a hitaben amca sana öyle bir şey öğreteyim ki, öyle bir şey söyleyeyim ki kasten hataen. Amma küçük, amma büyük, amma açık, amma gizli günahların bağışlanmasına sebep olacak bir namaz, tesbih namazı. Günde bir defa kılmalısın. Gücün yetmezse haftada bir, ona gücün yetmezse ayda bir, ona gücün yetmezse yılda bir, ona gücün yetmezse ömürde bir defa kılmalı. 4 rekattır bu namaz. Her rekatta 300 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyoruz. Bu söz çok zengin anlamlı bir söz. Allah'ım seni tesbih ederim. Sen ne yücesin? Kudret sende, kemal sende, acizlik bende, ihtiyaç bende. Minnet sana, şükran sana. Ya Rab, mülkün sahibi sensin gibi anlamlara geliyor. Sevgili Peygamberimiz Miraç'ta İbrahim Aleyhisselam'a rastladım. Bana dedi ki, ümmetine benden selam söyle. Cennetin toprağı mümbittir. Oraya dikilecek, ekilecek fidan da Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber sözüdür dedi. Peki bir tesbih namazı kılalım. Evet, nasıl kılacağız hocam? Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için namaz kılmaya dedim. Allahu ekber deyip ellerimi bağladım. Sübhaneke'yi okudum. Ondan sonra kaç defa? 15. 15 defa. 15 defa. Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Sonra Euzü Besmele'yi, yani 15 defa bunu Sübhaneke'den sonra okudum. Euzü Besmele'yi çekip Fatiha'yı okudum. Zamm-ı Sure'yi okudum. 10 defa arkasından Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber dedim. Rükû'a gittim. 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra 10 defa aynen bu tesbihi söyledim. Ve rükudan kalktım. Semiallahu lümen hamide Rabbena ve lekel ham dedikten sonra 10 defa da burada diyorum. Hı hı. Secdeye varıyorum. Birinci secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la dedikten sonra 10 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyorum. Secdeden kalkınca arada iki secdenin arasında yine 10 defa diyorum. Sonra ikinci secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la dedikten sonra 10 defa da burada diyorum. Etti 75. Ondan sonra diğer 3 rekat da aynı şekilde devam edecek. Ve böylece 300 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber diyerek tesbih namazı kılmış olacak. Hocam ikinci rekatta kalktığımızda Fatiha'dan önce yine 15 okuyoruz değil mi?
Evet yine. Fatiha'dan önce 15 defa okuyoruz. Sonra 10-10 devam ediyoruz. Ondan sonra 10-10 gidiyor. Onu kaçırmayalım. Evet, evet, zor, belki zor gelecek ama aslında öğrenici çok da zor değil. Oldukça kolay. Evet. Evet. Şu soruluyor. 2-2 kılabilir miyiz bunu yoksa 4 rekatı tek tabii seferde? Öyle de kılabiliriz. 2-2 de kılabiliriz. 2-2 de kılabiliriz. 2 de selam verip tekrar 1-2 şeklinde de kılabiliriz. Öyle kılabiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.